Burada. Ne kadar şarjı var bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sohbet uzun. Ay. Şamlı. Ne yaşadık biz arkadaş ya valla. Şimdi bir yandan çantayı düzenleyeceğim, öbür taraftan sohbet edeceğim sizinle. Biz dün akşam tam hava kararmak üzereyken Erivan sınırı Ermenistan sınırındaydık. Yani dedik ki buraya kadar gelmişiz, niye girmeyelim ki? Ama ben dedim ki biz sınırdan geçmeyelim. Ne olur ne olmaz, hava kararıyor. Geçtik, sınıra geldik, Ermenistan sınırı. Herkes diyordu ya 15 dakikada geçersin, 15 dakikada geçersin. 3 saatte geçemedik ya. Biz saat 8.30 gibi falan, 9 gibi. 9 civarlarında. 3 saat olmadı ya. Nasıl olmadı ya? Hava kararmaya başlamıştı. 7.30, 8 işte. Hayır, hava kararmıştı. Saat girerken. 8.30. 9. Tamam be, hadi öyle olsun. 9. Yani bizim oradan çıkmamız 10.30 buldu. Neredeyse. Evet. Git sigorta al. Motorun işte ithalatını yap. İthal ettik motoru. Rezervasyon yok. İthal ediyorsun falan, saçma sapan prosedürler. Bunun için de tabii bir para veriyorsun. Yani ha, ithalat parası 6.000 gram. Büyük bir dramdı bizim için. 6.000 gram aşağı yukarı 15 dolar gibi bir paraya tekabül ediyor. Ondan sonra bir de motoru sigorta yaptıracaksınız. Onun o da... için de bir 15 dolar falan. Evet. Bundan sonra başka ne oldu? Daha ne olsun ki? Pasaport kontrolü. Suratına bakıyor, neredesin? Suratına bakıyor, pasaportu elliyor. Sanki sahte mi gibi bakıyor. Saçların kısa diyor. Benim saçlarım pasaportta uzundu. Böyle bakıyor, uzun kısa diyor. Nerede kalacaksın diyor. Arkadaşın mı var? Otelin ismi ne? Arkadaşın WhatsApp numaramı istedi ya Türkiye'deki. WhatsApp numaramı istedi ya. Falan. Saçma sapan yani, denk de gelmiş olabilir ama sohbet arada bir yandan. Ama yardımcı olanlar da çok. Yani bir form doldurmak gerekiyor aracı ithal etmek için. Bize hiç şey de yazmıyor. Şunu alayım yerden bir dakika. Hani İngilizce de yazmıyor. Orada sağ olsun bir şeyin biri, adamın biri. Bir de şöyle bir durum var. Türkçe yardımcı konuştuğumuzu oldu. Duyan bir sürü insan da dönüp bakıyor. Evet, herkes bence bakıyor Türkçe ya. Biliyorlar. Yani herkes, tamamı herkes biliyor, onu söyleyeyim. Yani bir sürü şeyi de biliyorlar. Mesela işte o pasaporttaki o şeyi, karayı bozan ve bize yardımcı olan adam bayağı Türkçe konuşuyor diye. Evet. Türkçüler de çok. Bir tane adam geldi, direkt Türkçe konuştu o sigortayı yapan kişiyle. O da anladı yani. Neyse, tamam hadi. Şimdi gidiyoruz. Bu çevrede, gümrüde birkaç tane göreceğimiz yer var. Bitmedi. Ondan sonra girdik Ermenistan'a. Ana! Biter mi? Asıl soru. Sigortayı unutmuşuz. Sigorta yaptırmak için geri döndük. Sonra bir yol var abi, yol denmez. Yani sınırdan içinde... çıkar çıkmaz. Oyuklar, dağlar, tepeler. Bak, abartmıyorum. Yani yarım araba yüksekliği, otomobil yüksekliği oyuklar var. Komple yolda yani, boydan boy. Yani tır oradan geçse römorku bırakır yani, o derece. Düştük. Ve düştük. Ömrümde ilk defa evet, motordan yani düştük. Motordan düştük ama neyse ki 5'le falan gidebildiğimiz için hız yapamadığımızdan. Yani yan çantalar sağ olsun. Yan çantalardan dolayı ben yani, indim yani, kondum resmen yere yani. Bayağı indik. Evet. Yani düşmedik. Yere yapışmadık biz. Ama motoru böyle yavaş yavaş, çünkü kumda kaydı öyle bir şey ki. Şey. Arkadaş ya, ne taşlar, ne şeyler, ne yollar. Boş vereyim şimdi. Tamam, velhasıl kelam yaklaşık 48 kilometre kadar Gümrü'ye yol var. Gümrü'ye gelene kadar yaklaşık 1,5 saat uğraştık. Normal şartlarda yarım saat gösteriyordu. Çünkü hiçbir şekilde o yolda gitmek mümkün değildi. Ha, belirli bir yerden sonra düzeliyor yol. Benzin istasyonu pek fazla yok. Biz böyle tesadüf bir tane denk geldik, petrol yazan bir pompalık bir yere, oradan aldık. Evin altında bir pompa var, düşünün yani, öyle bir şey. Öyle adam çıktı, verdi pompa. Yani bu arada çıktı. Çok önemli bir şey, bak Temmuz 17'deyiz. Evet. Arkadaş, Kars'a girerken bir soğuk başlıyor. Kars, Sarıkamış, Gürcistan'ın Aktaş sınırı.
Oradan Ermenistan, evet. Gümrü'ye kadar, şu anda da burası serin. Hani serin ama güneş battıktan sonra ya anlatamam. Hani kışlıkları almış olsaydık giyerdik rahatlıkla olmuş. Yani. Ben şöyle kas düğümüm, içime ince bir kas düğümüm. Onun üzerine yağmurluk giyiyorum, onun üzerine yazlık mont giyiyorum. Ve ancak yani yine de üşüyorsun. Akşam ben böyle bir şey görmedim ya. Şu anda da üşüyorsun. Soba yakılan yer gördük ya dağda. Ya buz dedim, hani ne buz? Yazlık elbiselerle motora bindiğini düşün ama kışın. Yani abartmıyorum. En soğuk hali 4-5 derece, 6 derece olmuştur yani tepelerde. Buz ya. Neyse gidiyoruz biz. Demir şelalesiymiş bu. Deniz Bey öyle buyurdu. Böyle değişik bir yapı işte. Ama kimseye pek revaç da değil galiba. Burada daha güzel şeyler. Her yerde bayılırlar denize. Köpüşler ve bebişler. Böyle koşa koşa geldi denizin, evet. Yanına. Kucum. Kuşerlik. Dedi yok bunda bir hayır. Ben gidiyorum. Çektim. Şurada da bir başka kilise var. Bana göre o da tarihiydi. Emin miyiz? Buranın nereye? Cumhuriyet Meydanı. Bilmiyorum nereye. Bak burası Cumhuriyet Meydanı. Ya da öyle olduğunu zannediyoruz, tamam mı? Meydan burası. Şurada bir tane kiliseye girdik. Demin burada şimdi kahve içiyoruz. Bu da Wi-Fi'yi bulunca saldırdı. Evet. Şurada bir tane daha eski bir kilise var. Ona gideceğiz. Hayatımda ilk defa düştüm demiştim bir önceki videoda. Hayatımda ilk defa arabaya bir çoyk koyduk yan çantalardan. Bu bize aşağı yukarı 750 liraya mal oldu. Ya 750'ye falan razıyım. Mercedes 100,
190E gibi eski model 96 yok 96 94-96 olabilir. Arka stoplar ince uzun çizgili stop böyle. Onlardan. Şimdi İstanbul'dan çıktıktan sonra benim yan çantaları hesaplamaya ihtiyacım kalmadı. Yol boyunca hiçbir trafik yoktu. Nereye gittik? Tek marşla Karanlık Kanyon'a gittik. Oradan Kars'a gittik. Kars'tan sınırdan çıktık. Geldik buraya. İlk defa Gümrü'de trafik. Vartanans meydanıymış burası. Neyse. Aralardan, derelerden geçerken tak diye bir ses geldi. Biz yalpalan iyi düşmedik biz de. Sen git odana. Abi adamın tampon zaten paramparça. Yani araba dökülüyor. Tabii ben oraya çarpınca adam bütün tamponu sanki ben parçalamışım gibi bir tavır aldı. Neyse 10 bin lira istedi. 10 bin dram. 10 bin dram. 30 dolar falan yapıyordu. Çıkardım cebimden. Kalan zaten bozdurduktan sonra 8 bin dram kalmıştı. Dedim ki 7'sini sana veriyorum. Birine benzin alacağım. Gidiyorum dedim. Böyle paçayı kurtardık. Ömrümde ilk defa da birine çarpmanın şeyini yaşamış oldum. Mesela burada da tüm kurtarıcılar, All Savers. All Savers orası tüm, evet. All Savers kilisesini az önce gezdik. Onu yazarız zaten, yazmışız şimdi. Hadi kaçtık biz. Bu ne? Bu ne bu? Diye geçiyor da bence McDonald's gibi değil, içi boş gibi, strawberry, çilekli. Eldiveninizi motorda bırakın, yanınızda taşımayın dediğim zaman siz... Ben taşırım ya, sıkıntı yok dedim. Sonra ne oldu? Eldivenin tekini düşürmüşüm. Teyzenin biri bulmuş. Bak nerede bulmuş, bak ta karşıda buradan zor görüyorsun kiliseyi. Oradan bulmuş. Çantasına atmış tekini, buradan böyle köşeyi dönüp buradan buraya gelirken bizim kasları görmüş. Yanıma geldi, dedi ki eldiven, bir şeyler dedi daha doğrusu, biz anlamadım, çıkardı eldiveni gösterdi. Hanımefendi aa deyince, burada da bakıyorum. Evet, eldiven de bize geri geldi. Buradaki en iyi olay buydu. En güzel olay, ben de kadın elini öptüm ya. Sağ olsun teyzem. Ben elimde gözüksün istemiyorum. Bu da gözüksün ya, neden kaçıyor? Bu kesenin adını bilmiyoruz. Ama çok eski oldu bu kesen. Kamerayı alıyorum ama. Evet hadi bak bu tarafa doğru şöyle bir fotoğraf çekinebiliriz. Böylelikle. Telefonla çekeyim. Tamam olur. Her yerde gel. Berk Monastery. Hayır şeyin ha bunun. Gezimizi tamamladık şimdi gidiyoruz artık. Uzun yola devam ki. Biz yavaşça arkadan araba geliyor. Otobüs de geliyor. Başlarım. Adam önce hayatında yapmadığı kadar motoru düşürüp milletin arabalarına çarpıp falan falan öyle yani. Şimdi şurada Black Castle var. Şurada da bir şöyle bir heykel var. Her zaman olduğu gibi kadın heykelleri. Yeah.
Geliyorum. Burası Black Castle diye geçiyor. Siyah kale nedir bilmiyoruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz çünkü Deniz Bey ayarladı bunları. Bu sefer böyle idare edeceksiniz. Ya önemli olan gör kardeşim. Gör ama ne olduğunu bilme. Ondan sonra birini anlatacağın zaman Black Castle'ın ne olduğunu bilmemiş. Niye anlatayım? Araştırsınlar, açıklasınlar. Sen bana açıkla bakayım. Black Castle'ın özelliği neymiş? Black Castle... Siyah taşlardan yapılmış. Kale adı üstünde değil ama. Ondan sonra yuvarlak kale. Mesela yuvarlak kale ben ilk defa görüyorum. Böyle kale mi olur? Savaş uçakları yakaladık. Ne iş? Türkiye'ye doğru gidiyorlar. Nereye gittiğini bilmiyorum da. Gümrü'de uçuyorlar. İki tane. Bunlar şey... Buradan uçabildiğine göre Ermenistan hava gücü olmalı. Evet, kapatıyorum. Burada neyce anlayamadık biz. Solüsyon yazıyor. Ne solüsyonu acaba? Evet, Ermenistan'ın her tarafında bunlardan var. Kahve makinesi. Şu soldan üçüncü 100 lira olanı deniyoruz. Buradan da şeker içiyorsunuz. Kolay da. Soldan üçüncüyü tercih ettik. Biz öğrendik. Öyle veriyor. Her yerde var, bütün benzincilerde. Burada LPG dolduruyor. Burada benzin yok mesela. Burası benzinci gibi gözüküyor ama benzin yok. Burada LPG'yi basıyor. Solüsyon olarak geçiyor. Ben yıkamacı zannettik biz önce. Hatta yıkama var mı falan diye sormuştuk. Anlaşamayıp devam etmiştik. Ne kadar da teknik bir alet gibi gözüküyordu yıkama için ama yıkamacı değil. Burada dağlarda hala kar var. Hanımefendi burada güneşleniyor. Hayat size güler be. Vallahi. Şuradan çıkıyorsun. Vallahi. Sürmeye başladı.
Şey, rüzgar, soğuk rüzgar esiyor. Evet. Hayat diyorum size güzel ya. Hayat isteyene güzel arkadaşım. Nasıl hayat isteyene? Güzel olsun, istiyorsan hayatın güzel olur. Kardeşim, gezmeyi seven, yakışıklı, uzun boylu, esmer bir kocam var. Sen daha ne istiyorsun? Seçmesini bileceksin. Ha, seçmeyi bileceksin. Tamam o zaman. Alfabet Monument'mış bu. Ermenistan harfleri ile ilgili. Alfabe ile ilgili böyle bir ne anlatı işte. Yani. Ya ben o sesi keserim. Sonra ne doğrusu ne üzerine şey yaparım. E tamam anlat işte alfabe anlatı daha ne diyeceğim. Alfabe Monument. Şey, bunlar tarihi değil anladım. Anladığın kadarıyla değil, keşke bunu araştırdığım kadarıyla diyebilecek. Ya ne araştıracağım, ben geziyorum kardeşim, ben YouTuber değilim. Abi geziyorsun da sen, ya influencer olmana ne gerek var? Mal mal gezmişsin. Mal mal geziyorum ben, ama burada olmaktan... Al bunu. Mutluyum, burada olmaktan mutluyum, tamam. Böyle bir şey. Güzel. Bir şeyler yapılmış, tamam. Ayrıca bunlar eski değil. Altında hepsinde çimento var. Sen kimsin? Kimsin? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ama şurada bak heykeller bilmem neler. Tam fotoğraflık. Ama ne fotoğraflığı? Şu heykellerin önünde çekebiliriz aslında Gökbek. Kapatıyorum onu. Evet, Lake Alfale diye geçiyor. Üstüne konuşuyoruz. Bu konunun üzerine konuşuruz, tamam mı? Tamam. Çünkü bilgim yok. Çünkü bunlar yeni değil. Ama eski mi? Eski gibi çünkü ama buranın taşları... Aha evet, bu taşları. Her yerden... Bu taş, daha da tepede bu taştan. Bütün evleri bu taştan yapmışlar. Evet, evler falan. O yüzden de her şey çok hüzünlü gibi duruyor. Burada. Evet. Çünkü hep kahverengi ve böyle krem tonlarıyla yapılmış, böyle kare kare. Ama çok hoş yani. Gerçekten. Ama yani Gümrü mesela böyle dramatik gözüküyor. Evet, evet. İş, kasvet hani veriyor insana. İç verici böyle. Canlı değil yani. Evet. Evet. O yüzden ama çok eski duruyor mesela. Böyle de bir şey var. Deniz, bura hakkında ne bilmiyoruz? Bura hakkında ya kardeşim, sen ne yaptın? Daha bilmem nesi vardı var ya, onunla dönüştü alalım. Ne vardı? O kırmızı. Tamam neyse alırız. Okay. Şimdi burası ne biliyor? Bak arkadaşım, ben bilmem ne. Ben şimdi bak, bu. Ben şimdi, daha önce de söyledim mi bilmem. Söyledi. Her seferinde söylüyorsun. Ben influencer değilim bak. Ben YouTuber değilim. Bizim kanal beleş kanal. Asıl sen kimsin? Ticariye kapalı. Ben şimdi ne yaptım? Bunları gittiğim zaman Ermenistan'a gideceğim. Peki ben neleri görmeliyim? Tamam. Neleri görmeliyim peki, diye liste çıkardım. Yıllarca. Rotaya
Ya o zaman sen yapsaydın. Yıllarca ben böyle mi yaptım? Ben size neler gösterdim? Ne olduğunu söyledim. Ben uğraşamam kardeşim. Ben uğraşamam. Al işte bak çok güzel. Güzel mi güzel? Verdim. Ben devam ediyorum. Neyse bunların herhalde buluruz gittiğimizde şeylerin de altına bir yerine yazar. Tembellik yapmazsa. Ha buluruz. Zaten listesi var ben. Neredeyiz? Cumhuriyet Meydanı. Bak burayı biliyorum. Eriman. Eriman'dayız. Cumhuriyet Meydanı'ymış. Öyle dedi. Şöyle gösteriyorum. İnsanları çekmemeye. Etrafında mı dolar? Herhalde şurası opera binası mı? Ne? Uydurayım totomda. Şurası da bence tren garı. Şurası da artık neyse bilmiyorum. Beni niye çöktün? Hükümet binasıymış efendim. Burası da büyük postane sanırım. Rostelekom yazıyor baksana. Şurada da post yazıyordu. Bence burası büyük postane. Sence? Bence kanyonun gibi. Anlat bakalım. Lan porkumu ver dedim. Bunu sarıştırdım. Niye para basıyor? Ne? Ben istedim bunu sarıştırdım. Porkumu ver. Fark etmez diye. Bence de fark etmez. Ben de yiyeceğim ondan zaten. Sen de bundan ye. Bunları al. Toplam 260 lira. Nasıl? Yani yiyeceğiz bakalım. Ben pilavımı almışım. Greçka aldım. Özlemle beklenen greçka. Ben evde kendim yapıyorum ama bakalım burada nasıl. Bu da böyle bir şey. Nasıl?